Ben gideyim. Bekle. Sen içeri geç, birlikte gideriz. Şeref Bey, buyurun. Kaldığımız yerden devam edelim. Tabii, tabii. Şimdi tamam. İşlemleri hızlandırabiliriz. Nasıl buldu mektubu? İnanmıyorum Zehra. Ya şirket için öyle büyük bir iyilik yaptın ki. Eğer mektubu yetiştiremeseydin milyonluk anlaşma uçup gidecekti. Bu yaptığından sonra Yener olayını anlatabilirsin. Yok, olmaz. O konuda bitmeyen bir kini var. Şimdi söylersem iyice çıldırır. Bir de Nazan'ın bildiğini duyarsa. O da nasıl şeymiş ya öyle? Resmen yaptığı şantaj. Ama mecbur kalmış Leyla. Annesi için. Bilmiyorum Zehra. Madem öyle bir şey var, niye Ömer'e gitmiyor? Belki çekiniyordur. Sonuçta onu biliyorsun. Elemanlarına karşı nasıl davrandığını. Yok, hiç de öyle değil. Burada herkese karşı çok kibar. Sen arasan, konuşsan, Nazan'ın durumunu anlatsan. Buyurun. Gidelim mi? Olur. Önce odaya geçelim. Gerek yok. Ben burada beklerim. Oo, kredi almamızı sağlayan iki hanım da buradalarmış. Ne dersin Ömer? Bir kutlama yapmayalım mı? Demir, bizim eve gitmemiz gerekiyor. Evet. Ben de apar topar çıkmıştım. Şimdi evdekiler merak etmiştir. Gidebiliriz. E olmadı ki şimdi. Kaçın bakalım. Yapma Demir. Zaten ikisi de buluttan nem kapıyor. Peki tamam, yapma. İyi. Ne dersin? Bari kahve molası verelim. Olur. İşin varsa gideyim. Kimseye haber vermeden çıktım. Bir saniye. Ayşe. Ben seni arayınca telefonu açtı. Ben ne söyleyeceğimi bilemediğim için seni sordum. Efendim Ayşe'cim? Evet Ayşe'cim, burada, yanımda. Hayır canım, endişelenmeni gerektirecek bir şey yok. Gayet iyi. İstiyorsan telefonu vereyim, konuş. Tamam canım. Görüşürüz o zaman. Seni merak etmiş. Ben aceleyle çıkınca Ayşe'ye de doğru düzgün bir açıklama yapamadım. Anladım. O telaşlada telefonumu unutmuşum. Peki teminat mektubunu getirmeyi nereden aklına getirdin? Yani ona ihtiyacımız olduğunu nereden anladın? Demir'le konuşuyordun. Mektubun önemli olduğunu söyledin. Kredi için. Evet. Söylemiştim. Sen de toplantıya yetiştirdin. Toplantıya yetiştirmekten de bahsediyordun. Şey, bir şey söyleyeyim mi? İçer misin? Yok. Eve gidelim mi? Ayşe daha fazla telaşlanmasın. Tamam, gidelim. Aa.
Nerede bu çocuk? Buradayım Şükran teyze. Lavabodaydım. Oğlum senin böyle ayakta çok dolaşmaman lazım. Geç otur bakayım şuraya. Ya Şükran teyze. Ben iyileştiğime göre artık gidebilirim değil mi? Oğlum sen önce şu ilaçlarını güzelce bir al. Şuraya da güzelce uzan, dinlen. Benim dışarıda biraz işim var. Yasemin gelene kadar ben dönerim. Bak sakın kendini yorayım deme. Bir şeye ihtiyacın varsa söyle, getireyim hemen. Yok sağ ol Şükran teyze. Tamam hadi iç o ilaçlarını. Gitme vakti yaklaştı. Yasemin. Ona bir şey söylemeden gidemem. Artık burada kalamam. Gidiyorum. Ama kalbimi burada bırakıyorum. Senin ellerine. Koray, nereye böyle? Dışarı çıkacaktım da havaalanına. Tamam. Bekle ben bunları bırakayım, beraber çıkarız. Yasemin dur, bekle. Yasemin. Mektupla mı gidecektin? Yasemin, gitmem gerekiyor biliyorsun. Hayır, bilmiyorum. Neden gitmen gerekiyor? Bunu bana tekrar neden yapıyorsun? Yasemin, bak. Ustamın, Zehra ablamın iyi niyetini kötüye kullanamam. Bana çok güveniyorlar. Bunu boşa çıkaramam. Hele ustam. Bana babamdan bile iyi davranıyor. Onun güvenini boşa çıkaramam. Peki ben... Ben ne olacağım? Biz ne olacağız? Yasemin, bak.
Her şeyi yoluna sokmaya çalışacağım. Ama şimdi gitmem gerekiyor. Ne olur anla beni. Ustamı bir daha üzemem. Haklısın. Bunu ben de istemem. Gitmen gerekiyorsa. Sen. Üzülme ne olur. Ağlama. Hoşça kal. Şeyde burnunu sokmasan olmuyor. Sen önce haddini bil. Hayır, nereden anladı ki mektubun olduğunu? Bir sen eksiktin. Kesin kredi işini soracak. Ne diyeceğim ben şimdi? Zehra bütün oyunu bozdu mu diyeceğim? Kusura bakma İlmi Bey. Hiç seninle konuşacak halde değil. Leyla. Bu ne acele? Hemen mi gidiyorsun? Buradaki işim bitti. Artık burada durmanın bir anlamı yok. Belki senin için bir anlamı olmayabilir ama benim için var Leyla. Ben her gün bu şirkete koşa koşa geliyorum sırf seni göreceğim diye. Demir ben... Tamam tamam, açıklama yapmana gerek yok. Her gün koşa koşa gelme, az soluklan diyorsun değil mi? Yine de yokluğuna alışmak kolay olmayacak. Ben gerçekten her şey için çok teşekkür ederim. İş konusunda, her konuda bana çok yardımcı oldun. Vedalaşmıyoruz ama değil mi? Yine görüşeceğiz. Tabii ki. Çıkıp bir şeyler yesek. Ne dersin? Olur tabii. Ben hazırım. Harika. Buyurun o zaman. Alo. Tamam, sakin ol. Halledemedim. Halledince vereceğim parayı. Hayır hayır, sakın buraya gelme. Tamam, söz veriyorum, halledeceğim. Vereceğim parayı. Alo? Alo? Ay, para işini halletmem lazım. Yoksa vallahi de billahi de gelecek. Zehra'yı mı sıkıştırsam? Parayı halledemezsem mahvolurum. Kızım. Bak, ya derdini söyle ya da böyle deli divaneler gibi dolanıp durma, ha? Ne delisi, ne divanesi. İyiyim ben Hediye abla. O zaman buraları niye toplamadın yavrum? Onu toplamadın, bunu toplamadın, onu yapmadın. Yeter, burama kadar geldi artık.
iyice gemi azıya aldı. Yok yok, o uğursuz bozuyor kızın dengesini. Biliyorum ben. Ya bir dakika bekler misin? Onu alabilir miyim ben? Sen benim eşyalarımı mı karıştırıyorsun? Anlamadım. Bunu diyorum. Hayır. Ben sadece sakladığın çizimlerimi geri alıyorum. Peki ya teminat mektubu? Onu nereden aldın? Sen benim çantamı mı karıştırdın? Hayır. Ben sadece çizimlerimi arıyordum. Hem mektup çantanda değildi. Benim çizimlerimin arasından çıktı. Ver şunu. Ya verir misin şunu? Benim çizimlerim onlar, farkında mısın? Verir misin şunu? Ne yapacaksın onları? Zaten nefret ediyorsun. Peki bu kolyeyi niye çizdin? Evet. Niye çizdin? Neden yapıyorsun bunu? Neyi? Ne yapıyorum ki? Neden çizmemi istemiyorsun? Niye engelliyorsun? Konuşmuştuk bunu. Bir daha mı anlatayım? Ben bunları Ayşe için yapıyorum. Farkındasın değil mi? Kendim için değil. Sırf o mutlu olsun diye. Sende kalabilir. Neden bıraktı ki bunları? Ayşe. Ha Zehra'cığım gel gel bak, ben de çanta modellerine bakıyordum. Ya bir kaşlansın, çok beğendim, sana da göstermek istiyorum bak. Ya Ayşe, biraz konuşabilir miyiz? Tabii. Ya polis anlarsa betonla hırsızın işbirliği yaptığını? Ay Allah korusun ya, ne diyorum ben? Vallahi beton da orada kalırsa dipçik gibi burada artık yalnız kalırım. Kaç kere söyledim sana beton? Ya şu hırsızı, uğursuzu işlerimize bulaştırma dedim. Al, takıldın kaldım Kodes'e şimdi. İyi. Vallahi betonsuz kahvenin bile tadı yok ha. Ama her şeyin sebebi sensin Zehra. Şu içtiğim tatsız kahveden işsizliğime kadar her şeyin sebebi sensin.
Ama merak etme. Ben sana bunun hesabını soracağım. Dört elle sarılacaksın. Elinde kalan tek yer burası. Dört elle sarılacaksın, çok çalışacaksın Mehtap. Hele betonda çıksın. O zaman canını okuruz. Hayatı zindan ederiz o zaman sana. Ayşe'cim, arkadaşından çok özür dilediğimi söylersin. Ama ben bu çizim işinde olamayacağım galiba. Ne oldu öyle birden? Neden fikrin değişti? Anlamadım. Öyle Ayşe. Yani bir şey olduğu yok. Abim değil mi? O istemiyor. Hayır, hayır. Onunla hiçbir ilgisi yok. Yani ben... İnanmıyorum. Bir şey olmuş işte. Olmasa sen vazgeçmezdin. Canım, sanırım ben bu kadar büyük bir sorumluluk almaya hazır değilim. Tamam canım. Sen nasıl istersen. Zehra Hanım, konuşabilir miyiz? Nazan, kızım bir mutfağa kadar geliver ben. Neyse, işim bitince yanınıza uğrarım. Hadi ama! Abi. Gel Ayşe'cim. Ya sen neden Zehra'yı bu kadar kıskanıyorsun? Ben. Kıskanıyorum. O mu söyledi bunu? Yani Zehra. Aşk olsun abi. Ya sen karını tanımıyor musun? Zehra'yı seni eleştirecek bir şey söyler mi? Ya şu çizim konusu. Ya Zehra çok heyecanlıydı, çok istekliydi ama ne olursa bir anda vazgeçti. Sen de benim izin vermediğimi düşündün. Yani öyle değilse bile onu ikna edecek tek kişi sensin. Benim için yapar mısın bunu? Tabii canım. Konuşup ikna etmeye çalışırım. Alo, Mert. Nasılsın Ömer? İyiyim, çok iyiyim. Sesini duydum, daha iyi oldum. İstanbul'dayım Ömer. Öyle mi? Çok sevindim. Ne zaman geldin? Bu sabah. Ya ne iyi ettin de geldin. Hoş geldin. Tatil için mi? Aslında değil. Şimdi telefonda uzun uzun anlatmayayım. Görüşünce konuşuruz. Sadece haber vereyim dedim. Tamam, konuşuruz. Neredesin peki? Nerede olacak? Her zamanki kafemde. Mert bak ne diyeceğim. Bu akşam yemeğe gelsene bize. Peki tamam. Anlaştık, görüşürüz. Tamam, görüşürüz. Bizim Mert mi o? Mert Yılmaz. Yemeğe çağırdığına göre İstanbul'da. Evet, gelmiş. Ha bak sen ya. Mert'i görmeyeli ne kadar uzun zaman oldu. Ya ne kadar güzel bugün böyle. Hem Mert gelecek hem Zehra'yı ikna edeceksin. Ay, ben annemle haber vereyim de hazırlık yapalım. Yine istediğin oldu. Anneciğim, ya Mert bu akşam yemeğe geliyor. Hemen hazırlık yapmamız lazım. Aa. Mert dönmüş mü? Ay, Hilmi Bey'in haberi var mıdır acaba? Bilmem, yoktur herhalde. Ya Ayşe'cim, bir tatsızlık çıkmasa bari. Endişelenme anneciğim. Yani Mert'in babasıyla arasında olan şeyler abimle bugüne kadar arkadaşlığını etkilemedi. Bundan sonra da etkileyeceğini sanmıyorum. İnşallah. Ay, ya acil hazırlık yapmamız lazım. Akşam gelecek.
Merak etme yavrum, endişelenme. Ben hediyeye haber vereyim. Ay bu Mert kim ayol? Bu yabancı bir memleketten mi geliyor? Abim yakın arkadaşlarından biri. Amerika'dan geliyor. Ay Ömer'cimin de bütün arkadaşları okyanus ötesinde ayol. Bu seferki nasıl bir şey acaba? Ay ben Asya'nın öğretmenini arayacaktım, unuttum. Affedersin halacığım. Bak kızım sen işi. Ben de mutfaktayım. Tamam, ben de. Otur. Kolay gelsin Salim. Hoş geldin abla. Ben de ev için bir şeyler aldım. Asıl sana kolay gelsin. Biz de sana yük olduk. Bizim eve mi bunlar? Evet. Sizinki ev değil mi Salim? Hem yük olmak ne demek? Duymamış olayım. Hakkını nasıl ödeyeceğiz abla? Ortada hak diye bir şey yok Salim. Büyütme. Asıl daha önemli mevzular var Salim. Onları konuşmamız lazım. Koray'ın bu durumu ne olacak? Malum çocuk iyileşti artık. Şimdi yine gitme meselesi açılacak. Bu konuda ne yapacağımı bilemiyorum abla. Salim, elbette nihai kararı sen vereceksin ama sadece Yasemin değil, Koray da pırlanta gibi bir çocuk. Her ikisine de sahip çıkalım, koruyup kollayalım derim. Salim Kaya. Buyurun benim. Geçen günkü olayla ilgili sizi uyarmak için geldim. Fikre Soylu, deli yetersizliğinden serbest kaldı. Ne? Nasıl olur böyle bir şey? Dediğim gibi, deli yetersizliği yüzünden. Daha dikkatli olursanız iyi olur. İyi günler. Salim, bu adam ortadayken çocuğu hiç bırakmamalı. Ay Allah korusun, aklıma kötü kötü şeyler geliyor. Bu adamdan her şey beklenir Salim, demedi deme. Haklısın abla, haklısın. Neden sakin olamıyorum? Neden sinirleniyorum? Ver şunu. Ya verir misin şunu? Benim çizimlerim onlar, farkında mısın? Verir misin şunu? Ne yapacaksın onları? Zaten nefret ediyorsun. Neden yapıyorsun bunu? Neyi? Ne yapıyorum ki? Neden çizmemi istemiyorsun? Niye engelliyorsun? Konuşmuştuk bunu. Bir daha mı anlatayım? Ben bunları Ayşe için yapıyorum. Farkındasın değil mi? Kendim için değil. Sırf o mutlu olsun diye. Niye aklımdan çıkmıyor? Niye? Razan yüzünden geç kalacağız. Yarım saatlik işti yapacağı. Kaç saat oldu hala ortada yok. Ama panik yapma Hediyeciğim. Sen şimdi salatayı yaparken ben de böreğin harcını hazırlarım. O irmikli şeyi de yaparız. Hepsini hazırlarız evvelallah. Ne bileyim Cevriye Hanım. Çocuk ta Amerikalardan geliyor. Ya sevdiği şeyleri yetiştireyim istiyorum. Kız yetiştirirsin, sen yetiştirirsin. Efendim? Ay Nermin'cim nasılsın? Ay iyiyim ben de çok şükür.
Ne zaman mı geliyorum? Ayol bu havada kuş burnunu yuvasından çıkartamıyor. Hem bırakmıyorlar da zaten. Tamam. Hadi kızlara selam söyle, ben de ararım seni. Bay bay. Ay Nermin Kayseri'den çok özlemiş beni. Özlemesi normal tabii. Ne zaman döneceğinizi merak ediyordur. Ah güzel kızım benim. Evin hanımefendisi kalmam için ısrar ediyor. E ben de su damlamı kıramıyorum tabii ki. Zehra Hanım, sizi zor durumda bırakmak istemem ama annemin ameliyatı için bugün para yatırmam gerek. Hastaneden aradılar. Ama ben parayı bugün bulamam ki. Ya keşke biraz daha zaman olsaydı. Öyle mi? Ama hastane... Acaba Ömer Bey'den mi istesem? Yok. Bir şey mi oldu? Ben Zehra Hanım'dan bir şey rica etmiştim de. Neymiş o? Nazan'ın annesi hastalanmış da... benden ilaç hazırlamamı istedi. Paranın bugün hastaneye yatması gerek. Nazan. Fellik fellik arıyorum kızım. Müzeyyen Hanım odasında seni bekliyor. Tamam Hediye abla. Hadi. Gidiyorum. Bir şey mi oldu? İyi misin kızım? Yok, yok bir şeyim. İyiyim. Böyle bir üzgün dalgın görünce. Nazan'ın annesine üzüldüm de. Nazan'ın annesine mi? Evet. Hastalanmış. O yüzden. İyi de Nazan'ın annesi yok ki kızım. O çocukken vefat etmiş. Ha. Öyle mi? Evet. Ya ben karıştırdım herhalde. Hediye abla kuzeni demişti sanırım. Ben mutfağa gideyim. Ha, bir şey ister misin? Yok, teşekkürler Hediye abla. Peki. Hayırdır? Ben artık gidiyorum Şükran teyze. Mahalleden de ayrılacağım. Hakkınızı helal edin. Benimle çok ilgilendiniz. Bu kadar çabuk mu gidiyorsun? İyi düşündün mü oğlum? Herkes için en iyisi bu. Ama oğlum... Artık benim vakti geldi. Bir şeye ihtiyacın olursa mutlaka ara beni, oldu mu? Yok, sağ olun. Her şey için çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Allah'a emanet ol. Yolun açık olsun oğlum. Sağ ol. Yasemin ne haldedir acaba şimdi? Ayşe çizim bırakacağını söyledi. Evet, bırakacağım. Sevdiğini söylemiştin. Sen de bırakmam gerektiğini söylemiştin.
Ayşe seni ikna etmemi istedi. Ben çatışma istemiyorum. O yüzden kararı sen ver. Sen yapmamı istiyorsan yaparım. Yine neyin peşindesin? Kabul etmeyecek. Sadece bu işi bahane edip kardeşimin hayatını tehlikeye atma. Sen böyle bir şey nasıl düşünürsün ya? Ben Ayşe'yi nasıl tehlikeye atarım? Ya ben ne yaptım sana, söyler misin? Neden böyle davranıyorsun? O haydutla evlenecek misiniz? Nikah tarihi bile almışsınız. Benim bundan haberim yoktu. Nasıl yok? O haydut böyle bir şey yapıyor. Ama senin haberin yok, öyle mi? Yok, bu böyle olmayacak. Ben karakola gideceğim. Avukat da aramadı zaten. İyi günler. Ben de karakola geliyordum şimdi. Gerek yok. Bakın memur bey, beton yıllardır bizim yanımızda çalışır. Yani böyle bir şey yapması mümkün değil. Lütfen gerçek hırsızı bulun. Gerçek hırsız zaten yakalandı. Çalışanımızın sırf ev fiyatları düşsün diye hırsızla işbirliği yaptığından şüpheleniyoruz. Aa! Memur bey, olur mu öyle şey? Ya ağzı var, dili yok zavallının. O böyle bir şey düşünecek kadar akıllı değil ki. Soruşturma sürüyor. Bakalım sonundan ne çıkacak. İyi günler size. Allah kahretsin. Ah beton ya. Başımıza açtığın şeylere bak. Kolay gelsin usta. Koray. Usta, ben senden helallik almaya geldim. Çok üzdüm seni. Anlamadım. Ben gidiyorum usta. Ben size daha fazla yük olmadan... Evladım, odada iki tane silikon var. Onları getirir misin? Hadi. Buyur usta. Sağ ol. Evlat. Nereye? Hala çırak değil misin? Ben git demeden nereye gidiyorsun? Hadi işin başına. Alo. Efendim Muzaffer Usta. Sağ olasın, sağ olasın. Hallettim o işi. Ben çırağımı buldum.
Sağ olasın. Sana da hayırlı işler usta. Hadi evlat. İşinin başına. Tamam usta. Nasıl yok? O haydut böyle bir şey yapıyor ama senin haberin yok, öyle mi? Ya iyi de benim haberim yok ki nikah başvurusundan. Of. Anlatsam da inanmayacak. İyi de... O biliyorsa Nazan... Neden bana şantaj yaptı? Sabah Ömer Bey'e gelen postaların arasındaydı. Yanlış anlamayın, karıştırdığımdan değil. Yanlışlıkla gördüm. Merak etmeyin, kimse görmedi. Annesi de yokmuş. Ya resmen para için şantaj yaptı bana. Zehra Hanım, umarım güzel haberlerle gelmişsinizdir. Maalesef Nazan, parayı bulamadım. Ama annenin hastane masraflarını karşılamak için elimden geleni yapacağım. Zehra Hanım, söyledim size. Acil nakit paraya ihtiyacım var. Yani hastane için... Ben gerekirse hastaneyle kendim görüşeceğim. Ödeme için biraz daha zaman isteyeceğim. Belgeyi biliyorsunuz ama Zehra Hanım. Yani Ömer Bey eğer öğrenirse... Önemli değil Nazan. Önemli olan annenin sağlığı. Rahmetli annenin. Anlıyorsun değil mi Nazan? Anladım Zehra Hanım. Doğrusu da bu zaten. Teşekkür ederim. Çok keyifli bir yemekti. Evet, bence de öyleydi. Ama yine de ara ara bunun bir veda yemeği olduğunu hatırlayınca... Leyla, şirkete kalamaz mısın? İşinde gayet iyisin. Hem Ömer de senden çok memnun. Çok güzel bir teklif. Ama gerçekten bu kadar övgüye layık olduğumu düşünmüyorum. Hem sanki biraz torpil varmış gibi. Bunu kullanmak, yani bunu kullanıyormuş gibi görünmek. Yo yo, öyle düşünme lütfen. Yani tabii şirkette benimle olmanı istememin de bir etkisi var ama... Sen gerçekten süpersin. Süper. Lütfen abartma. Evet ama öyle. Demir, lütfen yorma kendini. İnan böylesi daha doğru. Zamanla sen de anlayacaksın. Neyse, geç oldu. Benim gitmem gerekiyor. Tekrar her şey için çok teşekkür ederim. Asıl ben teşekkür ederim. Lütfen kendine iyi bak, olur mu? Sen de kendine iyi bak. Görüşürüz. Görüşürüz.
Ay yok. Parayı bulamazsam yaşatmaz beni. Of, yaşatmaz, yaşatmaz. En kötüsü de konağa gelmesi olur. Of, ne yapacağım ben? Nazan. Ömer Bey, ben çok üzgünüm. Odamda konuşalım. Ne oldu Nazan? Anlat. Anne. Annem çok hasta Ömer Bey. Acil ameliyat olması gerekiyor. Ama ben gereken parayı toparlayamadım. Anneme bir şey olursa ben ne yaparım? Neden daha önce haber vermedin? Ne kadar lazım? 100. 100 bin. Al bakalım. Annemle ilgili de beni bilgilendir. Başka bir şeye ihtiyacın olursa bana gel. Çok teşekkür ederim Ömer Bey. Çok sağ olun. Yavrum, güzel kızım. Yeter artık, ağlama. Bak yüzün gözün şişti. Hadi kalk, elini yüzünü yıka da bir kendine gel, rahatla. Şimdi eve gideceğim, aklım sende kalacak, burada kalacak. Bak baban da geldi, seni böyle görmesin. Hadi kalk, elini yüzünü bir yıka, hadi. Hadi yavrum. Helal olsun Salim sana. Allah senin ayağına taş değdirmesin inşallah. Gel oğlum, gel. Hadi geç. Tamam Şükran teyze, sağ ol. Zahmet etme. Estağfurullah. Öyle bu haldeyken bir başına bırakmaya gönlüm razı olmadı abla. Çok iyi yapmışsın Salim. Günah olurdu yoksa. Ama... Anladım ben seni, anladım. Zaten bu durumda atölyede kalamazdı. Salim, bizim koskoca ev ne güne duruyor? Gelir bizde kalır. Olur mu öyle şey abla, bizim yüzümüzden? Ay dur Salim Allah aşkına. Ya ben bunu niye daha önce düşünmedim? Ama abla yani... Salim, zaten hırsız davasında evde yalnız kalmaya korkuyoruz. Çocukcağız toparlanana kadar veririz bir oda. Bizimle beraber kalır, ne var bunda? Hadi gel içeri, geç geç. İnsanlık öldü mü ayol? Aa. Koray? Koray, oğlum. Hadi toparlan, bize gidiyoruz. Anlamadım Şükran teyze.
Bunu da anlamayacak bir şey yok yavrum. Toparlanana kadar benim misafirim olacaksın. Ya şimdi zahmet vermeyeyim size de. Ne zahmeti? Olur mu öyle şey? Hem ben kendi evimde daha iyi bakarım sana. Sabah akşam şöyle güzel bir kelle paça, ilik çorbası yaptın mı... İki günde zımba gibi olursun evelallah. Ay, madem paranız yok... ...ne diye yoruyorsunuz milleti oralara kadar kardeşim? Cebinizdeki paraya göre bakın. Vallahi. Beton olsaydı ne güzel bir yorgunluk kahvesi yapardı şimdi. Yah Beton'a. Beton? Nasıl çıktın? Onlar mı bıraktı? Gerçek hırsız yakalanınca tabii. Ah Beton ah! Beton kapa seni. Bak bir daha benden habersiz. Öyle saçma sapan işlere burnunu sokmayacaksın. Ya zaten abim de yok. Ya sen de gidersen ne yaparım ben? Bir başıma kalırım. Söz diyorsun. Ne iyi. Peki o zaman. Hadi gelişini bir kahveyle kutlayalım. Ya dur. Ben yapacağım kahveleri. Salata hazır. Aman mis mis yemekler de tamam. Benim de işim bitti ama daha masa hazırlanmadı. Ah nerede bu Nazan? Deli edecek bu kız beni Cevriye Hanım. Masa hazırlanacak hala ortalarda yok. Üzülme sen Hediyeciğim, git masayı hallet. Buralar bende, merak etme. Ay ben sizi çok yordum ama. Ay aşk olsun Hediyeciğim, yani elime mi yapıştı? Hem ben de oyalanmış oldum. Hadi koş koş sen masayı hazırla. Hadi. Tamam. Bizim yüzümüzden kendini feda ediyor. Eğer giderse babası asla onu rahat bırakmaz. Bu kadar laftan sonra da burada kalamaz artık. Ama o giderse ben yaşayamam. Çok kötüyüm Begüm. Kendimi çok kötü hissediyorum. Yasemin. Kızım. Sen bu çocuğu çok mu seviyorsun? Söyle. Seni istemeye gelsin. Nazan! Nazan kızım! Ya Nazan bekle bakayım bir dakika. Hay Allah! Ya bu saatte nereye gider bu kız acaba ya? Hayırlısı.
O uydurma belgeyi gördün ama bana sormadın. Sorduğumda alacağım cevabı biliyordum. Yanılmamışım. Tam da düşündüğüm gibi. İnkar ettin. Ya ben de ilk defa gördüm diyorum. Benim de haberim yoktu. Bir önemi yok zaten. Evet. Senin için yok. Evet. Yok. Siz...